Bugün 13 Kasım 2023 kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, son günlerde gerçekleşen yağışların üreticileri sevindirdiğini söyledi. Edirne'de tarlalarını buğday ekimi için hazırlayan çiftçilerin beklediği yağış gerçekleşti. Trakya bölgesinde son yılların en kurak döneminin yaşandığını söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, İhtiyaç olduğu zamanda yağmur yağmasının sevindirici olduğunu aktardı. Uzun zamandan beri kurak dönem geçiriyoruz. Üreticilerimizin bir kısmı kurak dönemde hazırlığa başladı, ek işini yaptı ve diğer kısmı da yağış bekledi. Ve ilk yağan yağmurdan sonra hazırlıklarını yapıp ek işine başladılar. Ve bu şu günlerde de ekilişler neredeyse tamamlamak üzere bölgemiz. Çok az bir alan kaldı ekilecek bölge. Bu geçtiğimiz şu bir hafta 10 gün içerisinde de belli aralıklarla bir gün, iki gün ya da üç gün arayla azar azar hep yağış aldık. Bu kurak dönemin ardından tabii tam bu ekiliş döneminde bu üreticimizin beklediği bir yağıştı. Şu an buğday açısından baktığımızda ekilen buğdayların çıkmasını sağlayacak bir yağış oluştu, bir tav oluştu toprakta. Yani şu an ektiğimiz buğdaylar çıkış konusunda sıkıntı yaşamaz. Hatta kurağa ekilen buğdaylarımız çıktı, tarlalar yeşerdi bile şu an. Bu tabii ki çok yeterli mi diye sorarsanız, bu şu an ilk aşamada buğdayın çıkmasıyla alakalı yeterli bir yağış. Ama buğdayın gelişimi köklenmeye başladığı dönemde aşağıda işte köklerin kuruya ermemesi için bu yağışların daha devam etmesi gerekiyor. Şu an için evet, sıkıntımız yok. Buğday çıkışını yaptı. Erken ekilenler çıktı. Yeni ekilenler de bu tavla çıkar. Bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de belli aralıklarla 2 gün 3 gün arayla azar azar hep yağış görüyoruz hava raporuna baktığımızda. İnşallah bu yağışlar da gelirse yine bir sıkıntı olmadan ürünümüzün gelişimi iyi olur diye umuyoruz. Şu an kesin gözüyle yani çok rahat bir şekilde ürün gelişimi sağlar diyemiyorum. Niye? Çünkü toprağın şöyle bir sere altı hala kuru. Buğday eğer bundan sonra yağış almazsak bu kök kuruya değdiğinde tabii ki sıkıntılar yaşayabilir. Ama önümüzdeki süreçte yağışlar gözüktüğü için inşallah bunu da ayrıca atlatacağız. Ürünümüz güzel bir şekilde emeğin karşılığını, işte yapılan masrafının karşılığını alacak bir şekilde inşallah gelişimini sağlar ve güzel bir sezon olur diye umuyorum. Yani ayçiçeğinde yaşanan o korkulu tabloyu yaşamamak için yağışların gelmesi şart. Yağışların gelmesi şart, evet. Çünkü aşağı yukarı 2 yılı buldu böyle çok kuvvetli yağışlar almayalı. Yani geçtiğimiz kış döneminde de çok kurak bir dönemdi. Hatta geçen yılki ekilen buğdaylar da yine kurağa ekilmişti. Ama arkasından ara ara gelen yağışlar buğdayın gelişimi açısından sıkıntı yaşatmadı ve bölgemizde güzel bir verim aldık bu geçtiğimiz sezon içerisinde. İnşallah bu yılda yine kurak bir yılla başladık. Yağışlar inşallah buğdayın gelişimi, sadece buğday değil tabii, diğer bütün ürünlerin gelişimini sağlayacak güzel bir yağış olur. Ben hatta bu yıl inşallah yağışlar daha fazla olur diye umuyorum. Çünkü toprağın doyuma ulaşması lazım. Doyuma ulaşması lazım ki barajlarımız, nehir debilerimiz istenilen seviyeye yükselsin. Biliyorsunuz yani bu şekilde devam ederse içme suyunda da sıkıntı yaşama pozisyonuna doğru ilerliyoruz. İnşallah bu kış güzel yağışlı, güzel bir yıl olur. Üreticilerimizin beklentisi, bizlerin beklentisi bu yönde. Ki tabloya baktığımızda önümüzdeki günlerde de yağışlar görüyoruz. İnşallah Allah hayırlısıyla güzel yağışlar verir. Böyle çok aşırı şiddetli, sellerin olmadığı, bir sine sine yağışların olduğu güzel bir tablo oluşur. İnşallah bu kış döneminde de güzel bir kar oluşur. Toprakları tamamen kaplayacak ve onun yavaş yavaş toprağın emmesini sağlayacak bir hava olur diye umuyorum. Bu şekilde olursa da tabii bu geçen yıl buğdayda hani kurağa ettik ama sonraki yağışlarla bir nebze olsun iyi verim aldık. Ama ayçiçeğinde aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü ayçiçeği ekiliş döneminde sıkıntı yaşadık. Ekiliş döneminde sıkıntı yaşadık derken şöyle, kurak bir dönemin ardından ayçiçek ekiliş döneminde çok güzel yağışlar aldık. Yağıştan dolayı bu sefer ekilişlerimiz geç kaldı. Ve sonrasında da tabii yağışlar kesince ayçiçeğinde kalan, ara ara yağış alan iyi olan bölgelerimiz oldu ama kötü olan bölgelerimiz de oldu. O yüzden inşallah bu kış döneminde toprağımız taban suyu istenen seviyede oluşur, toprak doyuma ulaşır ve bu sıkıntıları önümüzdeki yıl yaşamayız inşallah diye umuyorum. Hepimiz için yani az önce dediğim gibi emeğimizin, masrafımızın karşılığını alacağımız güzel, bereketli bir yıl olur diye umuyorum. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları 19 şehirde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen büyük çaplı bir ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Edirne'de de 10 bin fidanlık Avrupa Birliği hatıra ormanı oluşturulacak.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları 19 şehirde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen büyük çaplı bir ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Avrupa Komisyonu'nun küresel Map My Tree kampanyasının bir parçası olan etkinlik 11 Kasım 2023'te kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nde başladı. Ağaç dikme çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü'nün denetiminde 11-21 Kasım tarihleri arasında Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Edirne'deki 10 bin fidanlık Avrupa Birliği Hatıra Ormanı yapımına ise Milli Ağaçlandırma Günü resmi töreninde öğrencilerin fidan dikim etkinliği ile sembolik olarak start verildi. Avrupa Birliği destekleriyle Edirne Orman İl Müdürlüğü ve ETSO AB Bilgi Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği Hatıra Ormanı için üniversite öğrencileri ve akademisyenleri tarafından Milli Ağaçlandırma Günü töreninde fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikim etkinliğinde öğrencilere ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Yırmak, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu da eşlik etti. Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Keşan istikametinden İpsala istikametine giden İve yönetimindeki tır, dört yol kavşağını geçtikten sonra yaya OK'ye çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan OK ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri ise olay yerinden kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. İpsala gümrük kapısı tır parkında yakalanan sürücü gözaltına alınırken, ağır yaralanan OK tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesinde yapılan faaliyette hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen bir şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Süloğlu Spor için dayanışma gecesi düzenlendi. Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Süloğlu Spor için Süloğlu Recep Gürkan Çok Amaçlı Kültür Merkezi'nde dayanışma gecesi düzenlendi. Birlik ve beraberlik amacıyla gerçekleştirilen geceye Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Edirne'yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Dinar, siyasi parti ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri, Trakya'nın sosyal medya fenomeni babanın oğlu Kemal ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Takımımızın emekçilerinden Yavuz Tatlıfe. Gecenin açılış konuşmasını yapan Süloğlu Spor Kulübü Başkanı Göksel Tokmak, bu yıl şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade etti. Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran da, bizler her zaman dayanışmadan ve beraberlikten bahsettik. Hiçbir zaman ben demedik, hep biz dedik. Omuz omuza yardımlaştık. Şimdi de bunun meyvelerini topluyoruz dedi. Ve teknik heyetimize şampiyonuz. Konuşmaların ardından kulübe katkı verenlere plaket ve forma takdim edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından bir araçta yapılan aramada 1,24 gram metamfetamin maddesi, 1,27 gram skunk maddesi, 2 adet ekstazi isimli uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatıyla 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey Köyü'nde ikamet eden vatandaşlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.
Edirne'ye jandarma komutanlığı ekipleri aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne'ye jandarma komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde ikamet eden vatandaşlara broşür dağıtımı, aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından temel trafik kuralları konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı, trafik jandarmaları tarafından İpsala ilçesi Esetçe beldesinde bulunan Suzan Demirci Çağdaş Yaşam Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere genel bilgilendirme, trafik jandarmasının kullandığı araç ve gereçlerin tanıtımı ve yayaların trafikteki hareket tarzı konularında eğitim faaliyeti icra edildi. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: buğday yarı sert en düşük 7 lira 70 kuruş, en yüksek 8 lira 50 kuruş, ortalama 8 lira 13 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise ortalama 14 lira 27 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle: dana en düşük 117 lira 80 kuruş, en yüksek 161 lira, ortalama 140 lira 60 kuruş. Düve en düşük 110 lira, en yüksek 144 lira 80 kuruş, ortalama 125 lira 35 kuruş. İnek en düşük 79 lira 80 kuruş, en yüksek 114 lira 20 kuruş, ortalama 99 lira 16 kuruş. Koyun en düşük 47 lira, en yüksek 78 lira, ortalama 67 lira 32 kuruş. Kuzu en düşük 96 lira, en yüksek 130 lira, ortalama 120 lira 72 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle: Sabuni Mahallesi, Çilingirler Caddesi, No40'daki Taşkıran Eczanesi, Koca Sinan Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi, No1'deki Sağlam Eczanesi. Serbest piyasada dolar 28 lira 58 kuruştan, euro 30 lira 53 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1779 lira 77 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 7684 puandan işlem gördü. Bültenimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.